Dile kolay, Bursa'nın uluslararası nitelik kazanmış bir fotoğraf etkinliği tam 13 yıldır ayakta tutuluyor. Önceki gün Kent Konseyi, Bufsad ve 13. Uluslararası Bursa Festivali küratörünün davetiyle yarın sona erecek olan Fotofein Merinos'taki sergisini dolaştık. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği, BUFSAD, Başkanı Serpil Savaş. 13. Uluslararası Bursa Fotofekütörü Fahrettin Beceren Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhanay birbirinden değerli sanatçıların fotoğraflarını inceledik. Burs. A'da büyük bir kültür sanat etkinliği hazırlanmış. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların sergilerine yer verilmiş. Bu yıl, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yılın izleri. Temalı Sergi'de Atatürk'ten, aşık ve esele jönlerinden, Türkiye'nin geçirdiği evrelere uluslararası sanatçıların birbirinden seçkin konularıyla harmanlanmış muhteşem bir sergi açılmış. Sergiyi dolaşırken, bu yıl ilk kez festivali Bursa'nın kendisinin organize ettiğini de öğrendik. Örneğin, daha evvel İstanbul'dan bir akademisyenin seçildiği küratörlük görevini şehrimizin usta fotoğrafçılarından Fahrettin Beceren üstlenmiş. Bu festivüm üyeleriyle etkinliğe destek olmuş. Elbette en büyük destek Büyükşehir Belediyesi'nden gelmiş. Başkan Ali Nur Aktaş 13 yıldır ayakta tutulan festival için tüm desteğini sağlamış. BUFSAD Başkanı Savaş ve küratör Beceren bu konuda Başkan Aktaş'a ve ekibine şükranlarını sunuyorlar. Beceren, bu festival şu an Türkiye'de yaşayan tek fotoğraf festivali. Bunu şehir olarak uzun yıllar yaşatmalı ve sürdürmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi'nin, Kent Konseyi'nin ve Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın katkılarıyla bu yıl Bursa olarak kendimiz üstlendik. Bursa olarak biz bunu başardık, diyor. BUFSAD. Başkanı Savaş da, festivale Bursalıların gösterdiği ilgiden memnun ancak, sanayici ve iş dünyasının bu tür kültür sanat etkinliklerini sahiplenmemesine de sitem ediyor. 7. Den 70'e herkes açılan sergileri gezmeye geliyorlar biz sergiyi gezerken okullardan minik öğrencilerin de Fotofest sergi salonlarını doldurduğunu gözledik. Bu yıl Azerbaycan, KKTC, Kosova, Bosna Hersek ve Macaristan konuk ülke olarak davet edilmiş ve sanatçıların sergileri açılmış. Festival kapsamında atölyeler, gösteriler, konferanslar, portfolyo değerlendirmeleri gerçekleşmiş. Sergileri dolaşırken biz de büyük bir keyif aldık. Dünya Fotoğraf Federasyonu Başkanı İtalyan Ricardo Busi. Son yüzyılda meslek izleri sergisi de diğerleri gibi görülmeye değer. Festival yarın sona erecek. Eğer gitmemişseniz kaçırmayın derim. Emek veren fotoğraf dostlarına teşekkür ediyoruz. Orhaneli Hükümet. Konağı yenileniyor. Cumhuriyet. Yine eski ilçelerinden. Öncesinde Osmanlıda bile Orhaneli'nin Bursa, İmparatorluk ve Türkiye'deki yeri son derece değerli. Kurtuluş Savaşı. NDA orduya uçak hediye etmiş bir ilçe olarak da geçiyor. Orhaneli. İlçesinin eskiyen ve yetersiz hale gelen hükümet konağının yenisi inşa ediliyor. Yapımı süren ve kaba inşaatı yükselen konağın şantiyesini önceki gün Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Belediye Başkanı Ali Aykurt birlikte gezmişler ve inşaatın durumu hakkında bilgi almışlar. Orhaneli, gelecek yıl modern bir hükümet konağına kavuşacak. Yeni yüzüyle Orhaneli Hükümet Konağı'nın tüm birimlerini bünyesinde barındıran bir kamu yapısı olarak önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyoruz. Orhaneli, bu yeni konağı fazlasıyla hak eden bir ilçemiz. Demirel Artvin'de, genel sekreter oldu. Bursa'da köy hizmetleri il müdürü, il özel idaresi genel sekreteri ve Uludağ Üniversitesi genel sekreteri olarak çalıştı. Bir ara il özel idaresi. Kapatılınca büyük şehire geçti. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kırsaldaki sulama projelerinde görev yaptı. Kentte çok sayıda projede emeği olan Demirel'in Bursa Uludağ Üniversitesi. N'deki görevi sonrası şimdi de kısa süre önce Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandığını öğrendik. Bursa'nın merkezinde ve Kırsal'ında sevilen sayılan bir isim olan Demirel'in Artvin'de de önemli işler çıkaracağına inanıyoruz. AK Parti Artvin Milletvekili, Eski Bakan Faruk Çelik ile birlikte İl Özel İdaresi olarak bu ilimize çokça hizmet götüreceklerinden şüphe yok. Faydalı bir atama olmuş.